BRTV ana haber bülteniyle karşınızdayız sevgili izleyenler. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avusturya Büyükelçisi Gabriele Yuen, Tunus Büyükelçisi Ahmet Ben Sigayer, Singapur Büyükelçisi Li Peng Koku ve Portekiz Büyükelçisi Maria Virginia Mendes da Silva Pia'yı kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde büyükelçiler Erdoğan'a güven mektuplarını sundu. Tunus Cumhuriyeti Büyükelçisi Ahmet Ben Sigayer'e mahiyetiyle birlikte güven mektubunu sunmak üzere davet ediyorum. Bazı büyükelçilik mensuplarını taksim eden büyükelçiler Cumhurbaşkanı Erdoğan ile hatıra fotoğrafı çektirdi. Erdoğan daha sonra Avusturya Büyükelçisi Yuen, Tunus Büyükelçisi Sigayer, Singapur Büyükelçisi Kok ve Portekiz Büyükelçisi Pina ile ayrı ayrı görüştü. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi grup toplantısında konuştu. Özel, bir ülkenin ne kadar gelişmiş olduğu, yaşlarına ve emeklilerine verdiği kıymetle ölçülür dedi. Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarının 22. yılında ülke her konuda kötü yönetiliyor. Buna hiç şüphe yok. En büyük problem mutfakta, en büyük problem mutfaktaki yangın, cüzdandaki yangın. Ayın sonunun gelmemesi, alınan maaşların yetmemesi, hatta artık bir yerden alınan borçla eski borçların kapatılmaya çalışılıp artık döndürülemez hale gelmesi. Yurttaşlarımız kötü ekonomi yönetiminin aldığı kararlar sonucunda her geçen gün biraz daha fakirleşiyor, biraz daha yoksullaşıyor. En büyük zorluğu da bugünlerde çokça dile getirmek zorundayız, emeklilerimiz çekiyor. Tayyip Erdoğan, en büyük zorluğu onlar çekiyor deyince oradan bir emekli tek başına alkışa başladı. Ne, teyzemin adı ne? Emekli olduğum için diyor, sana teşekkür ediyorum diyor. Eyvallah teyzeciğim. Biz de bütün emeklilere destek olmak için konuşuyoruz. Tayyip Erdoğan 2024 yılını emekliler yılı ilan etmişti. Ancak 2024 yılı adeta iktidarın emeklilerle dalga geçtiği, alay ettiği bir yıl haline dönüştü. Türkiye İstatistik Kurumu'nun belirlediği enflasyona göre emekliye zam verilecek, çalışana zam verilecek. Türkiye İstatistik Kurumu enflasyonu geçen sene için %64 olarak açıkladı. 64. Gerçek enflasyon hesaplandığında %127. Yarı yarıya fark var. Bugün asgari ücret 17 bin lira. Tayyip Erdoğan'ın geldiği günkü oran konulsa 25 bin lira alacaktınız. Ama bugün onun verdiği zam 10 bin lira. Buradan bütün emeklilere sesleniyorum. Bu açlık ücretini, bu sefalet ücretini, bu yoksulluk ücretini, bu sizi manavın önünden geçemez, markete gidemez hale getiren bu ücreti kabul etmeyin. İlk talep bu hafta grubumuzun mecliste, komisyonda üzerinde duracağı ilk hedef 17 bin liradır. En düşük emekli maaşı bir asgari ücret olana kadar mücadele edeceğiz. Devlet Bahçeli'ye de Erdoğan'a da sesleniyoruz. Ağzınıza bir dolamışsınız. Dem, dem, dem. Milletin derdi dem değil. Zam, zam, zam. Bu zamı yazacağız. Emeklinin 10 bin lira yaptığınız, 10 bin lira yaptığınız bu zammı ilk evvela 17 bin lira çıkarana kadar Türkiye'deki bütün emekliler ve bütün Cumhuriyet Halk Partililer, iki yakamız eliniz, iki elimiz yakanızdadır. Yakanızı bırakmayız, bu zammı alacağız. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin meclis grup toplantısında konuştu. Bahçeli, İstanbul muradına erecek, Ankara'ya altı ok değil altın ok mühür vuracaktır. İzmir'de de dağın sıcaklığı Tunç'u eritip savuracaktır dedi. Demlenmiş CHP, Anadolu irfanı karşısında mağlup olacaktır. Yeminli Türkiye düşmanları
millet iradesi karşısında hayal kırıklığına uğrayacaktır. Terör örgütleri, bölücü maşalar, ekonomik tetikçiler, sözde aydınlar, emperyalizmin piyonları, demokrasi muhalifleri, cumhuriyet karşıtları, halkın ve hakkın aleyhinde kulis yapan iç ve dış bütün mihraklar 31 Mart'ta hiç unutulmayacakları bir ders alacaklardır. Cumhur İttifakı 31 Mart seçimleriyle Türkiye'nin geleceğini hem inşa edecek hem de demokrasi meşalesiyle aydınlatacaktır. Demlenmiş ve devşirilmiş CHP'nin siyasi ayarları bozulmakla kalmamış, bu garabet ve köhne zihniyet milletle arasına duvar çekmiştir. Bunların demokratlığı köprüden geçene kadardır. Bunların halkçılığı ve insan sevgileri kelebeğin ömrü kadardır. Cumhuriyet Halk Partisi'nin dikişi yama tutmayan genel başkanına bir husus hatırlatmak isterim ki, Türkiye'de Dersim diye bir yer yoktur. Olan ise Tunç yüreklilerin yaşadığı Tunceli'dir. İstanbul'u Cumhuriyet Halk Partisi'nden ve demci bölücülerin tasallutundan kurtarmak bir hakkın vatan borcu, fetih namusudur. Ankara'yı, İzmir ve diğer belediyeleri Cumhuriyet Halk Partisi'nden kurtarmak istiklalin şeref bahsi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e vefa gereğidir. Ankara'da demlenip Kandil'den dökülen CHP gidecek, yerel yönetimlerde hasretle beklenen huzur gelecektir. Demlenmiş Cumhuriyet Halk Partisi gidecek, milli birlik ve kardeşlik güçlenecektir. Demlenmiş CHP gidecek, Türk ve Türkiye yüzyılı gerçekleşecektir. CHP'de çatlak sesler, çarpık hedefler, çamur hesaplar öne çıkmıştır. İç karışıklık ve tansiyon yüksekliği had safhadadır. Bünyesinde dirlik ve düzeni sağlayamamış bir partiye, davul ile tokmağın ayrı ayrı kişilerde bulunduğu bir siyasi acziyete güven duyulamaz, itibar edilemez, yerel yönetimlerde sorumluluk verilemez. İstanbul muradına erecek, Ankara'ya altı ok değil, altın ok mühür vuracak. İzmir'de de dağın sıcaklığı Tunç'u eritip savuracaktır. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ombudsman Bartınlar'la buluşuyor programında konuştu. Bakan Tunç, inşallah toplumsal bir uzlaşmayı esas alan yeni bir anayasaya ülkemizi kavuştururuz dedi. Darbe anayasasıyla yönetiliyoruz ama bu darbe anayasasında özellikle hem vesayetçi ruhu azaltan hem de temel hak ve özgürlükleri genişleten biraz önce saydığımız ve burada daha bu toplantının konusu olmayan birçok temel düzenlemeyi de milletimizin onayıyla hayata geçirdik. Milli Güvenlik Kurulu'nun yapısının demokratikleştirilmesinden tutun da Yüksek Askeri Şura'nın yapısının daha demokratik hale getirilmesine varıncaya kadar çok önemli düzenlemeleri hayata geçirdik. Anayasamızda sıkı yönetim ilanına izin veren bir madde vardı. Onu kaldırdık. Darbeciler yargılanamaz diye bir hüküm vardı anayasamızda. Onları kaldırdık. Milletimizin onayıyla bunları gerçekleştirdik. Anayasamızın o darbeci, vesayetçi ruhunu azaltan çok önemli sessiz devrim sayılan reformlardı bunlar. Ama bunları yeterli görüyor muyuz? Elbette ki görmüyoruz. Anayasamız bugüne kadar 184 kez değişti. Tabii bu değişiklik nedeniyle maddeler arasındaki yekmesaklık da bozuldu. O nedenle artık Türkiye yüzyılına başladığımız Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılının başlangıcında herkesin istediği, her düşünceden insanın evet Türkiye yeni demokratik bir anayasa lazım dediği şu Türkiye yüzyılının başlangıcında demokratik, sivil, kuşatıcı, temel hak ve özgürlükleri öne alan bir yeni bir anayasaya ihtiyaç olduğu açık. Ve milletimize olan borcumuz bizim bu.
28. yasama döneminde inşallah o uzlaşma sağlanır. Toplumsal uzlaşmayı esas alan yeni bir anayasaya ülkemizi kavuştururuz. Bütün beklentimiz ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de bunun başarılmaması için herhangi bir sebep yok. Milletimize olan bu borcu tüm siyasi partiler bir masa etrafında oturarak uzlaşabilirler ve 28. dönem yasama meclisi de Cumhuriyet tarihimizin özellikle Türkiye yüzünden başlangıcında çok büyük bir reforma, büyük bir iyiliğe de imza atmış olurlar. İnşallah bunu gerçekleştiririz. Kastamonu'daki yatırım planları ile ilgili konuşan AK Parti Kastamonu Milletvekili Halil Uluay, İhsan Gazi ile Araç ilçeleri arasında organize sanayi bölgesi yapılacağını ve bölgenin de tren yoluyla bağlanacağını ifade etti. Bir takım projeler vardı biz milletvekili seçildikten sonra devam eden. O devam eden projeleri sahiplendik, onların yürümesini sağladık. Onun haricinde de kendi çapımızda birkaç tane projeyi Kastamonu'ya kazandırmaya çalıştık. Kamuoyunun da bildiği üzere işte aslında Kastamonu'nun amiral gemisi diyebileceğimiz, çılgın projesi diyebileceğimiz bir proje meselemiz var bizim bu. Araç İhsan Gazi sınırları içerisinde kurulması planlanan organize sanayi bölgesi. Bu bizden önce çalışmaları devam eden bir projeydi. Biz de bu projeyi sahiplendik. Bir takım gerek bakanlığın gerekse bu işle kafa yoran teknik insanların da telkinleriyle bazı projeye katkılar da sağlamış olduk. Eğer proje hayal ettiğimiz gibi gerçekleşecek olursa en az 4 milyon metrekare, belki 10 milyon metrekareye çıkabilecek. Türkiye'de işte 6. teşvik bölgesi, en son bölge teşvik imkanlarından faydalanacak bir organize sanayi bölgesi olacak. Bu organize sanayi bölgesine demiryolu bağlanma ihtimalimiz yüksek. Eğer demiryolu bağlandığı takdirde işte Kastamonu'da demiryolu hayal gibi görünüyor olsa bile bu bazı şeyler hayal kurmakla başlar. Biz bu hayali kuruyoruz. İnşallah bu çapta bir organize sanayi ve burayı da demiryoluna bağlamış oluruz. İşte gerek deprem nedeniyle gerekse sosyal sıkışmalar nedeniyle şimdi şu anda büyük şehirlerde özellikle sanayi sektöründe bir Anadolu'ya doğru yayılma politikası var. Devlet de işin açıkçası büyük şehirlerdeki sanayi özellikle Marmara bölgesindeki sanayi Anadolu'ya yayma projesi geliştiriyor. Bunların birçoğu işte bir kuşak bir yol dediğimiz Çin'le Avrupa arasındaki yol güzergahında ama Kastamonu eğer demir yoluyla organize sanayi bağlayabilirse bu güzergahı bir şekilde entegre olmuş olacak. Bu organize sanayi bölgesinin Kastamonu'ya katacağı iş gücüne güvenerek işte biz nüfusun en az 350 bin belki ileride belki büyük şehire doğru gideriz hayalini hedef olarak ortaya koyduk. Bunun ne kadarını gerçekleştirebiliriz, ne kadarını bizden sonraki siyasetçiler gerçekleştirebilir bilmiyoruz ama Kastamonu'nun bu hedefe sahip çıktığını görmek de bizleri işin açıkçası mutlu etti. Bunları bu belki ileride demiryoluyla bağladığımız Orsay Bey'i İnebolu Limanı'na bağlayabiliriz. İnebolu Limanı'nı daha vasıflı hale getirebiliriz. Bu arada İnebolu Limanı'na kadarki güzergahta değişik OSB'ler, Kastamonu Merkez ve Seydiler OSB haricinde de belki OSB'ler ihdas edilebilir. Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, Gezici Başkanlık Ofisi uygulaması kapsamında bugün üniversite mahallesinde vatandaşlarla bir araya gelerek mahalle sakinlerinin talep ve şikayetlerini dinledi. Değerli kardeşim, ben 2009'dan beri 15 sene uzun yaşıyorum. 15 senenin uzunluğunda en önemli bölümlerinin bir tanesi şu, Karabük Belediyesi'nin 1 lirası hiç kimseye teşkil edecek. Bakın 1 lirası ya. Ben Genel Karabük Belediyesi'yle ilgili hiçbir zaman rüşvetli, torpilli konuşmalara yapılmadı. Biz elimizden geldiği kadar yani sizlere hizmet etmek lazım. Sizlerden topladığımız paraları size hizmet olarak çevirmeye çalıştık. Ben 2009'da göreve geldiğim gün, 2009'da öncelikle Soğukçu Mahallesi'ndeki kentsel dönüşüme başladım. İptal olmuş olan kentsel dönüşüm. Şimdi üçüncü etapta yapılacak. Mezmare şehir dışına çıkarttı. Halil şehir dışına çıkarttı. Halil Bey şehir dışına çıkarttı.
tekrardan olmuş bıraklarını hatırlarsınız. Hele üniversiteye gittiğiniz zaman ayağınız yere kadar çamur olurdu. Türk yakın bile olmuş bıraklarını yaptı. İddia edilen burada alt geçit yapılmak üzerinde hemen balık pazarının alt geçit yaptı. Sonra meydanı yaptık, kütüphaneyi yaptık. Şimdi evlere geçtik, çok güzel bir ticaret merkezi yaptık. Yeşil Mahalle'nin şimdi evlerin birbirine bağlı. Gelen Kartal'da gelen şimdi evlerin birbirine bağlı. Asansörler yaptık, yürüyen merdivenler yaptık. 100. Yıl Mahallesi'nde çok güzel bir ticaret merkezi yaptık. Gene orada çocuklar için güzel bir kitap kafe yaptık. Doğalgaz'ı 2 yıl gibi bir süre içerisinde bitiyor bir karabükleri vardı. Şöyle bir hesap yaptığınız zaman diğer bir karabükte en az yaşam 2000 lira daha ucuz etrafımıza göre. Bu da yani hem yaşamda bir şehir, hem ucuz bir şehir, hem ucuz bir şehir olarak yani beraber yaşamaya devam ediyoruz. Her şeyin sonunda. Sonra ne oldu? Baktık, 7000 lira emeklilik geçirmesi diye bir şey söz konusu değil. 10.000 liraya emeklilik geçirmesi diye bir şey söz konusu değil. Gerçekten şu zor günler yarattılar. İnşallah bütçe düzelir, ekonomi düzelir. Yani emeklilerimize de iyi bir maaş artışı verir. Peki emeklilerimizle ilgili zaten 65 yaşı bedava yapmıştık. Emekliye su ve otobüs taşımasını da beraber yaptık ki bu onlara az bile olsa bir destek olacak. Yani onlara ilgili bir destek olacak. Yani artık emekli için 50 lira 100 lira bile büyük para haline gelmiş yani bu maaşlardan. Bunun hesabını yaptık. Yok yapar ki yapamazsın. Yaptım işte ne olacak? Şimdi nasıl olacağını da biliyoruz. Perşembe gününde meclis toplayacağım. Mecliste AK Parti'nin arkadaşlarında imzayı atacağım. AK Parti'si de kendileri bildirir. Yani. Emekliye, su, bedava, ulaşım bedava. İster imzayı atar, ister atmasın. Karabük Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Fatih Kırışık, Mühendislik Fakültesi'nde düzenlenen toplantıyla akademisyenlerle bir araya geldi. Karabük Üniversitesi Mühendisliği Fakültesi Hamit Çepni Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıya Karabük Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Fatih Kırışık, Rektör Yardımcısı Profesör Doktor İsmail Rakıp Karaç, Mühendislik Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Muharrem Düvenci, Teknoloji Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Muhammed Kayfeci ve akademisyenler katıldı. Toplantıda konuşan Karabük Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Fatih Kırışık, Mühendislik Fakültesi'nin bilimde son derece iyi bir fakülte olduğunu dile getirdi. Mühendislik sahasında çalışan üniversitemiz bünyesindeki bütün kurumları ortak bir çatı altında birleştiriyoruz. Mühendislik fakültemizi, teknoloji fakültemizi, teknokentimizi, demir-çelik enstitümüzü, top meslek yüksekokulumuzu bir çatı altında birleştirecek ve üretim yapacak hale dönüştürmeye çalışıyoruz. Bununla ilgili şu anda ilerlemekte olan çeşitli projelerimiz var. İnşallah bu noktada büyük beklentilerimiz var. Bu oluşturduğumuz çatı yapıya arkadaşlar, yerel düzeydeki işletmeleri, şirketleri de eklemek istiyoruz. Farklı üniversitelerde farklı imkanlar var. Bu imkanları da mühendislik kapsamında birleştirmek istiyoruz. Pek çok üniversiteyle Sosyal Fest kapsamında görüşmeler yapıyoruz. Bu yapmış olduğumuz görüşmelerde üniversitelerimizin sağlık alanındaki, mühendislik alanındaki birikimini, laboratuvarlarını, tecrübesini, hangi alanda yetkinlik kazandıklarını öğreniyoruz. Diyoruz ki siz şu alanda yetkinlik kazanmışsınız, biz de bu alanda şöyle bir çalışma yapıyoruz. Bu çalışmalarımızı birleştirelim. İşte laboratuvar imkanları oluyor onların, bizim de laboratuvar imkanlarımız var. Laboratuvarlarınızı biz de kullanalım. Hocalarımız gelsin, kullansın, birlikte projeler üretelim, birlikte çalışmalar yapalım. Aynı alanda çalışan akademisyenlerimizi ortak bir proje etrafında birleştirelim, birlikte çalışalım. Şu anda rektörlerimizden bu konuda son derece olumlu dönüşler aldık ve 30'a yakın rektörümüzle bu alanda işbirliği protokolleri imzaladık. Pek çok üniversitemizin rektörü de hocam mühendislik sahasındaki bütün laboratuvarlarımız, bütün imkanlarımız sizin üniversite personelinizin kullanımına açıktır
şeklinde ifade kullandılar. Sultan Eğitim Kültür Yardımlaşma Hizmet Vakfı Yönetim Kurulu üyesi Lütfü Eğerciler tarafından Karabük Üniversitesi Mühendislik Fakültesi laboratuvarlarında kullanılmak üzere bağışlanan maske üretim makinesi model fabrika laboratuvarlarının açılışıyla hizmete girdi. Karabük Üniversitesi Mühendislik Fakültesi laboratuvarlarında düzenlenen törene Karabük Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Fatih Kırışık, Rektör Yardımcısı Profesör Doktor İsmail Rakıp Karaş, Mühendislik Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Muharrem Düenci, Sultan Eğitim Kültür Yardımlaşma Hizmet Vakfı Yönetim Kurulu üyesi Lütfü Eğerciler ve akademisyenler katıldı. Karabük Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Fatih Kırışık, açılışı yapılan model fabrika laboratuvarında incelemelerde bulundu ve maske üretimi hakkında bilgi aldı. Kırışık burada yaptığı konuşmada şunları söyledi. Bizim üreten üniversite olma yolunda bir amacımız, hedefimiz var. Maske üretimi ve diğer farklı üretimlerle bunu zenginleştirmek istiyoruz. Sadece fikri üretim değil, maddi üretim yapma noktasında da bir gayretimiz, bir çabamız var. Bu noktada maske üretimiyle buna başlamış olduk. İnşallah uygun fiyata, piyasaya bu maskelerimizi satacağız. Üniversitemiz olarak hem bu elde ettiğimiz gelirleri daha fazla, daha farklı alanlarda üretim yapmak için kullanacağız. Bu anlamda bağışçımıza çok teşekkür ediyorum. İnşallah yeni yeni alanlarda, yeni yeni üretim kalemlerinde bir arada olmak istiyoruz. Yerel iş adamlarımızı, sanayicilerimizi üreten üniversite fikrimize, projemize, hayalimize destek vermelerini istiyoruz. Lütfü Bey'e de bu destekler için son derece teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar. Bu üretimleri biz bilimsel gelişme adına kullanmak istiyoruz. Bilimsel gelişmede Karabük Üniversitesi'nin öncü bir rol oynamasını istiyoruz. İnşallah yeni yeni üretim ve açılışlarla bundan sonra da üreten üniversite vizyonumuzu geliştirmeye devam edeceğiz. Sultan Eğitim Kültür Yardımlaşma Hizmet Vakfı Yönetim Kurulu üyesi Lütfü Eğerciler de yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı. Bir düşünür diyor ki, bir memleketin, bir devletin istikbalini görmek için keramete gerek yoktur. İlerlemiş devletlerle geri kalmış milletler, devletler arasında bir avuç yetişmiş insan farkı vardır. Biz de imkanımız ölçüsünde istikbalimiz olan gençlerimizin yetişmesine katkı verdiğimizden dolayı çok memnunuz. İnşallah hayırlara vesile olur diye. Türkiye'nin birliği ve bekası için şehit olan polis ve askerlerin isimleri Karabük'teki 38 okulda yaşatılıyor. İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün katkılarıyla hazırlanan projeler çerçevesinde şehitlerin isimleri Karabük'teki 38 okulda yaşatılıyor. İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş yaptığı konuşmada şunları söyledi. Ülkemizin birliği, dirliği ve bekası için şehadete koşan kahramanlarımızın isimlerini Karabük ili genelinde 38 okulumuzda yaşatmaya çalışıyoruz. Onun dışında da ortak alanlarımız ve kütüphanelerimize de şehitlerimizin isimlerini veriyoruz. Sadece şehitlerimizin isimlerini vermiyoruz. Aynı zamanda okullarımızda, şehit ismi olan okullarımızda öğrencilerimize, işte atıyorum 500 öğrencimiz varsa 500 öğrencimize şehidimizin ismini anlatıyoruz, şehadetini anlatıyoruz. Aynı zamanda çocuklarımızın şehitlik kavramını, birlik kavramı, beka kavramı, bayrak kavramı, vatan sevgisi kavramlarını anlatmış oluyoruz. Bunun yanında şehidimizin ailesine de sahip çıkıyoruz. Emanetimiz olan aileleri hem Ramazan bayramında hem Kurban bayramında bizzat okul yöneticilerimiz ziyaret ediyorlar. Onların hal hatırlarını soruyorlar. Aynı zamanda okullarda yapmış olduğumuz sosyal, kültürel, sportif faaliyetlerde mutlaka şehit ailemiz müsaitse okullarımıza çağırıyoruz şehit ailelerimizi ve bizim faaliyetlerimize ortak olmalarını, izlemelerini istiyoruz. 44 derslik, 4 kütüphane, 10 da ortak kullanım alanında şehitlerimizin ismi okullarımızda yaşıyor. Bir süredir tedavi gördüğü hastanede dün hayatını kaybeden Bartın Belediye Başkanı Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu'nun eşi Hatice Fırıncıoğlu bugün son yolculuğuna uğurlandı. Hadi.
yaklaşık 2 hafta önce geçirdiği rahatsızlık nedeniyle tedavi gördüğü Ankara Şehir Hastanesi'nde 63 yaşında hayatını kaybeden Hatice Fırıncıoğlu için Aladağ Mahallesi'ndeki evinin önünde Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi ve helallik alındı. Cenaze törenine katılan Bakan Tunç, Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu'na ve ailesine başsağlığı diledi. Fırıncıoğlu'nun cenazesi Şadırvan Camii'nde öğle vakti kılınan namazın ardından Halatçı aile mezarlığında defnedildi. Hala hayatında Hatice Hanımefendi nasıl bilirsiniz? İyi bilirim. Nasıl bilirsiniz? İyi bilirim. Nasıl bilirsiniz? İyi bilirim. Allah razı olsun. Dünya ahirete ait bütün akrabalık, dostluk, kardeşlik, analık, babalık, komşuluk haklarınızı helal ettiniz mi? Helal olsun. Helal ettiniz mi? Helal olsun. Helal ettiniz mi? Helal olsun. Allah da Allah'a hüsnü şehadetini ve helalinizi kabul buyursun. Sizler de ondan da razı olsun. Amin. Törene Fırıncıoğlu'nun ailesi ve yakınlarının yanı sıra Bartın Valisi Nurtaç Arslan, AK Parti Bartın Milletvekili Yusuf Siyah Aldatmaz, AK Parti Zonguldak Milletvekili Ahmet Çolakoğlu, Kamu Baş Denetçisi Şeref Malkoç, AK Parti İl Başkanı Yaşar Arslan ve vatandaşlar katıldı. Bereteva ailesi olarak merhumu Hatice Fırıncıoğlu'na Allah'tan rahmet, sevenlerine başsağlığı dileriz. Ve Kur'an selametli insan eyleyin. Amin. بحرمه سيد المرسلين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحه Karabük'te apartman dairesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Bayır Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi'nde bulunan 4 katlı binanın 3. katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipleri anında müdahale ediyor. Karabük Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürülen yangın nedeniyle evde hasar oluştu. Karabük'te hakkında 8 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü İnfaz Büro Amirliği ekipleri aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler çocuğun cinsel istismarı ve cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından hakkında 8 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan AA'yı yakaladı. Hükümlü adli makamlardaki işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi. Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti. 4 kişi yaralandı. Belen Sanayi sitesinden çıkan Hüseyin A idaresindeki otomobil ana yolda ilerleyen Serhan H'nin kullandığı otomobille çarpıştı. Kazada sürücülerle otomobillerde yolcu olarak bulunan Aynura, Ceyda K ve Talha T yaralandı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan yaralılardan Hüseyin A kurtarılamadı. Kaza nedeniyle bölgede ulaşım bir süre aksadı. Öte yandan kaza anı bir iş yerinin güvenlik kameralarınca kaydedildi. Türkiye'nin ve dünyanın en modern hastanelerinden biri olarak tasarlanan Trabzon Şehir Hastanesi'nin inşaatı hız kesmeden ilerliyor. Ortahisar ilçesine bağlı Akyazı Mahallesi'nde Papara Park'ın yanında 275 bin metrekarelik alanda inşa edilen Trabzon Şehir Hastanesi, 235'i yoğun bakıma ait olmak üzere 900 yataklı olarak 43 ameliyathane ve 300 poliklinik içerecek şekilde hizmet verecek. Temelindeki 762 sismik izolatörlerle, sismik izolatörlü olarak da tasarlanan hastanenin inşaatında %30 fiziki gerçekleşme sağlandı. İl Sağlık Müdürü Hakan Usta, şehir hastanesinin sağlık anlamında Trabzon'un en önemli dinamosu olacağını söyledi. Şehir hastanesi de ilimizin en önemli dinamosu olacak sağlık anlamında. Bu anlamda da bir an önce bitmesini tüm vatandaşlarımız gibi biz de arzu ediyoruz.
Öncelikle tabii konforun sağlanması çok önemli. Vatandaşımız bizim her şeyin en iyisine layık. O anlamda burada 900 yataklı bir hastaneden bahsediyoruz. Bunun 235 yatağı yoğun bakım yatağı olacak. İşte 43 tane ameliyathanesi olacak. Gerektiğinde 1461 yatağa kadar da çıkarılabilecek bir potansiyele sahip. Yani her tür kriz anında da gerektiğinde bizim yükümüzü çekebilecek bir hastane durumunda. Özellikle hizmetleri içerisinde barındıracak. Bütün diğer hastanelerimizde olan işte kardiyovasküler cerrahisinden kardiyolojisine, kadın doğumuna, çocuğuna, ortopedik ameliyatlarına varıncaya kadar üst düzey bütün işlemlerin yapılabileceği bir hastane konumunda olacak. Pratik bir döngüsü olacak. Yoğun bakımlarıyla birlikte, ameliyathaneleriyle birlikte hem çalışan dostu hem hasta dostu bir hastane olarak karşımıza çıkacak. İnşallah ilimizde özellikle sıkıntısını zaman zaman yaşadığımız ki ülkede de yaşadığımız yoğun bakım yatak sayıları orada şu anki yatak sayısından yaklaşık %50 artırımlı olmuş olacak. Şehir hastanesi bittiği zaman vatandaşımız görecek ki tek elden bütün derdini, sıkıntısını giderebileceği bir mekana sahip olmuş olacak. Çankırı'da Asırlık Konak'ta sergilenen 8,5 milyon yıllık fosiller geçen yıl binlerce ziyaretçi ağırladı. 2. Abdülhamit dönemi yapılarından olan ve yaklaşık 90 yıl hükümet konağı olarak hizmet veren bina, 2017 yılında restorasyon çalışmasının ardından müzeye dönüştürüldü. Doğa tarihi, arkeoloji ve etnografi olmak üzere 3 bölümden oluşan müze geçen yıl yaklaşık 30 bin ziyaretçi ağırladı. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Antropoloji Bölüm Başkanı Profesör Doktor Ayla Sevim Erol başkanlığında Çorak Yerler Omurgalı Fosil Lokalitesi'nden çıkarılan ve müzede sergilenen 8,5 milyon yıllık fosiller müzeyi ziyaret edenleri milyonlarca yıl önceye yolculuğa çıkarıyor. Müze Müdür Vekili Atilla Can, müzenin taş, ahşap ve kerpiç malzemeler kullanılarak 1905 yılında yapıldığını söyledi. Müzemiz 3 bölümden oluşmakta. Doğa tarihi bölümü, arkeoloji ve üst katımızda etnografya salonu bulunmakta. Doğa tarihi bölümünde Profesör Doktor Ayla Sevim Erol başkanlığında 20 yılı aşkın süredir devam eden Çorak Yerler Fosil Lokalitesi'ne ait 8,5 milyon yıllık fosiller sergilenmekte. Omurgalı hayvanlara ait fosiller faunal çeşitlilik açısından dünyaca bilinirliğe sahiptir. Zürafagiller, gergedangiller, kılıç dişli kaplan gibi oldukça dikkat çekici fosiller sergilenmekte. Arkeoloji salonumuzda ise kalkolitik çağlardan antik dönemlere uzanan geniş bir yelpazede kronolojik olarak eserler sergilenmektedir. Etnografya salonumuzda yörenin mutfak kültürü, eğitim, yaren, meyvelilik gibi sosyokültürel özelliklerini yansıtan eserler ziyaretçilerin ilgisine sunulmakta. Ziyaretçilerimizin büyük potansiyelini öğrencilerimiz oluşturmakta. Kreş düzeyinden başlayıp anaokulu, üniversiteye kadar uzanan geniş bir yelpazede bütün öğrencilerimize hizmet vermeye çalışıyoruz. Türkiye'nin önemli tarımsal ürünlerinden fındıkta üreticiler, bahçeokulu eğitimi projesi sayesinde verim ve kaliteyi artırmak için doğru teknikleri öğreniyor. İl Tarım Orman Müdürlüğü'nce 10 yıl önce başlatılan proje kapsamında uzman ekipler fındık bahçelerinde üreticilerle bir araya geliyor. Budama, ilaçlama, gübreleme, zararlı böceklerle mücadele yöntemleri teorik ve uygulamalı olarak üreticilere anlatılıyor. İşte bu eğitimler sonucunda üreticilerimizin hatalarını... Fındığın verim ve kalitesini artırma, tarımsal üretimde sürdürülebilirliğin sağlanması amacıyla yürütülen projeden geçen yıl 5809 üretici faydalandı. Ve o şekilde bu bahçede kullansın. İl Tarım Orman Müdürü Kemal Yılmaz konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi. Bu eğitimlere katılan üreticilerimiz kendi bahçelerinde yaptıkları doğru uygulamalarla buradan öğrendiklerini kendi bahçelerinde uyguluyorlar. Bu uygulamalar diğer üreticilerimize de örnek oluyor ve her geçen gün ilimiz genelinde fındık bahçelerinden fındıktan elde ettiğimiz ürün miktarı, verim miktarı artmaya başladı.
yaklaşık 16 tane. Yapılan bu çalışmalar sonucunda çok güzel bahçeler oluştu. Ve bu bahçelerden 250-300 kilogram, sulama sisteminde dahil ettiğimiz, kurduğumuz bahçelerde 400 kilograma varan verimlere ulaştık. Şu aradaki sürgünü çıkarıyoruz. Bunun olması için de kesinlikle seyrek olması lazım. Bu o kadar değerli, o kadar kıymetli bir şey ki ve bunu herkes, her köylü, her üreticinin bilmesi gerekir. Yaptığınız makas darbesi şu gözleri sürmesini sağlar. Çünkü babamdan bildiğim gibi değil, bu işin okulunu okuyan, deneyimini yapan, deneylerini yapan, o insanlarla, o bilen insanlardan bunu öğrenmek gerekiyor. Evet, bunlardan bakın, bilgi edinebilirsiniz. Bununla ilişkili olarak arkadaşlarımız, yetkililerimiz anlattılar. Hakikaten çok istifade ettik. Vatandaşlarımız da istifadelendi. Fakat doğru bilip de yanlış yaptıklarımız var. Mesela en azından gübreleme hususunda biz şimdi şöyle ay şeklinde, yuvarlak ay şeklinde atıyor idik. Halbuki ocağa dönmemiz gerekiyor imiş. Arkadaşlar bunu ifade ettiler. Rize'nin Ardeşen ilçesinin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışını yöredeki gençler eğlenceye dönüştürdü. Gençlerden kimisi lastiğin üzerine oturdu, kimisi lastiğin üzerine çıktı. İple tutundukları aracın arkasından trafiğin olmadığı köy yollarında kaymanın zevkini çıkardı. Adamım benim ya. Yavaş yavaş. Şapka. Şapkan yol. Devam et. Rize'nin yüksek kesimlerinde soğuk havanın da etkili olmasıyla beraber kar yağışı yaşanıyor. Kar yağışının etkili olduğu ilçelerden Ardeşen ilçesinde Sarımanga Yaylası ve Özgür köylerinde gençler kar yağışını eğlenceye dönüştürmek için farklı bir yol izlediler. Daha önce arabanın arkasına bağladıkları şamprellerle yollarda kayan gençler bu kez de bir lastiğin üzerine çıkarak ve oturarak yine arabanın arkasına halatla bağlanarak ve tutunarak kaydılar. Siyah manyak kadar. Vitor. Sıçratı vurur. Kastı yavaş yavaş. Kamam hoş gider. Oğlum yani şey yapacağım. 5000 lira falan verdim. Yavaş ya! Gençler o anlara cep telefonuyla kayıt altına alarak sosyal medya hesaplarından paylaştılar. Amin ulan yolu attın. Tamam be! Dur lan! Dur! Dünyalı dedikleri çok sevdalı ederler. Muykum! Dur tamam abi dur! Bülteni noktalıyoruz. Yarın akşam yine aynı saatte tekrar karşınızda olmak dileğiyle iyi akşamlar. Türkiye'nin yatırım şirketi ALP Yatırım ekonomi haberlerini sunar.
Özel hissetmek isteyenlerin tercihi ASD Şirketler Grubu ekonomi haberlerini sundu.